bugüne kadar Baykar dediğimiz zaman TB2, Akıncı, jet motorlu ilk uçuşunu yapacak Kızıl Elma'yı size çok anlattım. Ama onların yanında pek fazla DİHA'ya çok fazla değinemedik bugüne kadar. Çok az sayıda video yaptık. Burada özellikle DİHA konseptini biraz size anlatmak istiyorum. Çünkü sonrasında DİHA'yı anlatacağız ama motor konusuyla ilgili çok detaylı bir video izleyeceksiniz. DİHA gördüğünüz gibi yaklaşık 5 metre kanat açıklığına sahip bir insansız hava aracı sistemi. Normalde Baykar'ın TB2 olsun, Akıncı olsun, tabii ki Kızıl Elma'da aynı şekilde pist kullanarak, yani uçak gibi koşturup havalanacak. DİHA dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip. Bunları nasıl yapıyor? Ön tarafta da var ikişer tane, arkada da iki tane var. Bu görmüş olduğunuz elektrik motor yapıyor. Peki bunlar niye konmuş? Dediğim gibi dikine kalkış yapabilmek için. Arkasından kalkış tamamlandıktan sonra bu arkasında görmüş olduğunuz motor çalışmaya başlayacak. 12 beygirlik bir elektrik motoru. Dikine kalkışlar elektrik motoru. 12 beygirlik olan, yanlış söylemiş olabilirim, benzinle çalışan bir motor havada dönmeye başlayacak. Buradan elektrik enerjisi almaya başlayacak, içerisindeki çalışacak kamera ve diğer sistemler, arkasından DİHA görev uçuşlarını gerçekleştirecek. DİHA'nın tasarımı bu şekilde ama biraz önce de dediğim gibi şimdi sizi motoru yapan Erim Motor'a götüreceğim. Oradaki röportajımızda bu motorun çok ilginç hikayesini birlikte izleyeceğiz. Büyük, arkamda gördüğünüz belki Atak 2 Hürjet, Milli Muharip Uçak veya küçük bir İHA sistemi. Örneğin Baykar'ın geliştirdiği DİHA, dikine kalkış yapacak. Bu tür sistemlerde Türkiye olarak en fazla sorunu motorda yaşıyoruz. Motorda yerli çözümlerle bunu çözebildiğimiz zaman işi çözme haline geliyoruz ve bu şekilde bütün sistemleriyle milli, rahatlıkla satabileceğimiz, herhangi bir ihraç kısıtlamasına girmeyeceğimiz elimizde ürünler oluyor. Son günlerde zaman zaman ben de sosyal medyada iyi bir şekilde takip ediyorum. Erim Motor var ve Erim Motor, işte bu görmüş olduğunuz 12 beygirlik motor önümüzdeki günlerde DİHA üzerinde verilmeye başlanacak ve farklı bir bakış olacak. Erim Motor'la da ilgili detayları almak için standındayız Sağ Expo'da. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Ersin Şahin. Erim Motor'un kurucu ortaklarından ve aynı zamanda genel müdürüyüm. Peki sizin bu DİHA, bir İHA sistemlerine üretme nasıl başladı diyeceğim ama bir öncesini azıcık anlatın ki izleyicilerimiz, siz sadece hani motora daha bugün başlamış değilsiniz. Neler yaptınız önceden? Tabii. Aslında şöyle, en başından anlatacak olursak bizim ailemiz 70'li yılların ortasında alüminyum pres döküm kalıplarıyla başlıyor işe. Sonrasında 90'lı yılların başında alüminyum pres döküm işi yapıyoruz ve şu anda da halen devam eden işimizde Mercedes gibi, Porsche gibi firmaların ana tedarikçisi durumundayız döküm konusunda Türkiye'de. Bizim ikinci nesil olarak hayalimiz hep bir son mamül, kendi teknolojimizi, yani patenti bizde olan ürünleri üretmekti ve bu şekilde içten yanmalı motor pazarına girdik. Ortaklarımızdan biri de çok uzun yıllar bu pazarda iş yaptığı için. Daha sonrasında ilk başta bir 18 kW gücünde, 2400 devirde 18 kW güç üreten bir dizel motor yaptık. Endüstriyel dizel motor. Burada hedefimizde jeneratör, İşte motopomp ve marin gibi ürünler vardı. O pazara hizmet veriyorduk. Ancak o pazardan hep daha bir nişe, daha farklı bir pazara girme hayalimiz vardı. Ve Saha İstanbul üyesi olduk savunma sanayine girebilmek için. İşte bir Teknofest'te biz TB2'nin motorunu gördüğümüzde o zaman şimşekler çaktı. Dedik ki bu yapılabilir. Biz bunu yaparız. Konuyu işte Saha İstanbul yönetimine açtık. Sonra Haluk Bey sağ olsun bir gün bizi kırmadı. Fabrikamızı ziyaret etti ve hikayemiz başladı. Çocuklar, siz bu motoru yaparsınız. Hadi bizim yeni bir projemiz var. Buna motor geliştirin dediler. Sağ olsun sonrasında Selçuk Bey fabrikamızı ziyaret etti ve bizim hikayemiz başladı. Hani oradan, buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hani belki bizden daha çok güvendiler gerçekten. O bizim için çok önemliydi. Ve DİHA için motor geliştirmeye başladık. Bir tane 6 beygirlik versiyonunu geliştirdik. Bu görmüş olduğunuz şu an hali hazırda DİHA'nın son halinde kullanılan 12 beygirlik versiyonu. Farklı uçaklar için şimdi 18 beygirlik bir versiyonu da geliştiriyoruz. Dilerseniz biraz motordan bahsedeyim mi? Şimdi ben bahsedip şöyle bir şey söyleyeyim izleyicilerimize, biraz böyle parantezi açmış oluruz. Şimdi DİHA dediğimiz insansız hava aracı, işte ne yapıyor Baykar? TB2 yaptı. Büyüttü bunu. Akıncı yaptı. Akıncı'nın da daha üst modelleri Kızıl Elma ile
ile geliyor. Bir de DİHA var. DİHA nedir? Dikine kalkış yapıp dikine kalkış yapıyor. Görevi sırasında bu arkada görmüş olduğunuz sizin motor çalışıyor değil mi? Aynen öyle. 12 beygir gücünde üretiyor. 8000 devirde 12 beygir güç üreten. Aynı zamanda ürettiği güçle uçağın içindeki aviyonikleri besleyen bir motor bu. Yani buradaki en önemli, DİHA'nın en büyük özelliği, piste ihtiyaç olmadan 5 metre kanat açıklığındaki bir insansız hava aracı dikey kalkış yapabiliyor herhangi bir yerden ve sonrasında biz elektrik motorlarıyla dikey kalkışı gerçekleştirdikten sonra bizim motorumuzda da ileri yönlü hareketine başlıyor. Şimdi motorun üzerine sormak istiyorum. Gördüğümüz normal pervane. Pervanenin arkasındaki bu görmüş olduğunuz, izleyicilerimiz için de şöyle gösterelim. Bu parça nedir? Şimdi bu aslında bakarsanız bu motor işlerindeki en önemli parçalardan biri. Bu aynı volan ve aynı zamanda marş motoru alternatör. Yani bunun uluslararası adı starter alternatör diye geçiyor. Ne iş yapıyor? Marş motoru görevi görüp yerde veya uçaklarda çok sık gözüken içten yanmalı motorlarda motorun havada susması halinde tekrar start veriyor ve start verdikten sonra da elektrik üretmeye başlıyor. Burada power management unitimiz var. Bu siyah olan bu kutu güç kontrol ünitesi. Üretilen gücü burada alternatörle ürettiğimiz gücü 5, 12 ve 24 watt olarak uçağın içindeki aviyonikleri beslemek için kullanıyoruz. Onun haricinde bu bir elektronik kontrollü bir motor. Yakıt sistemi elektronik olarak kontrol ediyoruz. Burada da bir ECU görüyorsunuz. Bu ECU'nun kart tasarımı ve bununla beraber yazılımı da bize ait. Yani bu motor için kimse bize sen bunu üretemezsin, şuna satamazsın, ben bunun için bu parçayı vermem gibi bir lüksü yok. Çünkü %100 yerli teknolojiyle yurt içindeki beraber çalıştığımız firmalarla bu alternatörü, mesela marş motoru alternatörünü FEMSAN'la beraber yaptık, geliştirdik. Burada teknopark firmalarıyla, üniversite işbirliklerini kullanarak, işte Medeniyet Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla beraber bizim kendi ARGE merkezimiz geliştirdi. %100 yerli bir motor çıkarttık ortaya. Bu bizim için bir başlangıç. Şimdi fuarda sizler de görmüşsünüzdür. Bu segmentte motorları kullanan çok fazla insansız hava aracı var ve giderek de sayıları artacak. Bunu sadece savunma sanayi olarak düşünmeyin. Sivilde de özellikle Türkiye'de zirai ilaçlama konusunda insansız hava araçlarının kullanımı gerçekten arttı. Burada talep artacak. Bizim hedefimiz erim motor olarak aynı Baykar gibi. Nasıl dünyada insansız hava aracı dendiğinde Baykar'ın adı bir şekilde anılıyorsa bu güç segmentinde de motor konuşulduğunda herhangi bir insansız hava aracı yapmak isteyen aklına Erin Motor, aklına Baykuş gelsin istiyoruz. Bu arada Baykuş sizin İHA Motor ailesi mi oluyor? Evet. Orada İHA Motor ailesine verdiğimiz isim Baykuş. Baykuş H12 bu. Diğeri H6. 6 beygir, 12 beygir. Bu şekilde. Çok çok teşekkürler. Sizlere kolaylıklar diliyorum ben. Yeni yeni ürünler yapın. İşte burada da görüyorsunuz Saha Expo, Saha İstanbul'la şirketler nasıl bir araya geliyor. Sadece üretim değil, fikir üretimi, karşılıklı konuşma ve şirketler bir arada etkileşimle birlikte görüyorsunuz bu ürünler çıkıyor. Umarız bu ürünler büyür. Farklı farklı yerlerde dünyanın dört bir tarafında belki de amatör havacılık için olur. İnşallah. Onları bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Bizim hedefimiz büyük. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi fuarlar. Sağ olun. Teşekkür.